Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bakın, böyle bir takım var benim elimde. Bu şekilde bir takım oluşturdum. Pantolonumuz var. Hırkamız var. Bakın, kapüşonlu, kulaklı bir hırkamız var. Şirin bir hırka bu. Ve şirin bir iki renkliden oluşan bebek beremiz var. Bu takımımızı tamamen tığ işi teknikleri kullanarak hazırladım. Ve tamamen hepsi dikişsizdir bunun. Dikiş kullanmıyoruz. Dikişsiz bir şekilde hırkayı yapıyoruz. Pantolonumuz da aynı şekilde dikişsizdir. Beremiz de dikişsiz olmaktadır. Ben sizler için pantolonun ve bu şirin kulaklı bebek hırkasının YouTube linklerini bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde her ikisinin de YouTube linklerini bulabilirsiniz. Kolayca bunları yapabilirsiniz. Biz bugün bu iki renkli bebek beresini yapacağız. Beremizin örgüsüne alın bölgesinde zincirler çekerek başlıyoruz. Siz beriye başlarken bebeğinizin başının çapına göre başlarsanız daha güzel olur arkadaşlar. Zinciri çekin. Bebeğinizin başına çekmiş olduğunuz zincir sayısını ölçün. Ölçü bebeğinizin başına göre ise birkaç tane de fazladan çekebilirsiniz. Sorun değil. Trabzanları gittikten sonra fazla gelen zincirleri sökebiliyoruz. Alın bölgesinde trabzanları tekrar bir bebeğinizin başına ölçün ki çok dar olmasın. Bebeğin başına göre ise lastik örgüsüne geçebiliriz. Lastik örgüsünü istediğiniz kalınlıkta ende yapabilirsiniz. Bakın, bu tercihe kalmış bir mesafedir. Bebeğin büyüklüğüne göre bir mesafedir. Ben 0-6 aylık bebek için yaptım bugün bu bereyi. Ama bebeğin başı çok büyük olmazsa 1 yaşa kadar da çok rahat kullanılabilir. Lastik örgüsünün bitiminde modele geçiyoruz. İki renkli model uyguluyorum. Bakın, tamamen sık iğne ve trabzanlardan oluşan bir model. Tepe noktasına doğru eksiltiyoruz. Ara ara eksiltmelerle bakın bitiriyoruz bu sayıyı. En son olarak da pomponunu yapıyoruz. Bunu bitiriyoruz. Beremiz için takımın bir parçası olduğundan aynı renkleri bakın şu şekilde iki renkli ip kullanıyorum. Siz hangi renkleri kullanacaksanız o ipi hazırlayın. Çok fazla bir ip gitmiyor. Az az olsa yeterli. Örgüde kullanılmak üzere bakın 4 numara tığ kullanıyorum ben. İpinizi, tığınızı hazırlayın. Beremizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Beremizin örgüsüne alın bölümündeki lastik için zincir çekerek başlıyoruz. Benim yapacağım berenin ölçüsü için 67 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 67 zinciri çektim. Bu zinciri ben yapacağım bebeğin başını için yeterli bir ölçü. Ama siz bu zinciri çekerken bebeğinizin başına ölçerek çekerseniz daha düzgün bir sonuç elde ederiz. Birkaç tane fazla çekmenizde de bir sakınca yok arkadaşlar. Fazladan çekelim 3-4 tane. Trabzan gittikten sonra trabzan halinde bebeğin başına ölçersiniz. Eğer fazlaysa geriye kalan zincir sayısını bu taraftan sökebiliriz. Birkaç tane de fazladan çektim. 3 zincirde dönüş için çekiyorum. 2-3. İpi tığın üzerine alıyorum. 1-2-3 gözenek atlayıp 4. gözeneğe trabzan yapıyorum. Takip eden zincirin üzerine trabzan yapıyorum.
67. 67 adet trabzanı yaptım ben zincirlerin üzerine. Bakın bu şekilde bir şerit halini aldı. Fazladan çekmiş olduğumuz zincirlerimiz vardı. Bakın sıra sonunda onu da tığa takarak, bakın uç kısmını şu şekilde tığa takarak sökebiliriz. Fazla çekmenin hiçbir sakıncası yok. Bu yapmış olduğumuz trabzanı şu şekilde bebeğin başına ölçün. Çok sıkmıyorsa tamamdır. Çok geniş gelmiyorsa da tamamdır. Düzgün sonucu elde ettiysek artık beremizin örgüsüne geçebiliriz. Onun için şu iki ucu birleştirmem gerekiyor. Bakın düzgün gelecek bir şekilde tutuyorum. Bu ilk bakın gözenek var. Döndüğümüz bir gözenek vardı. Ona kaydırma tekniğiyle geçiriyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Hemen bu bakın yanındaki trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Bir yanındaki trabzanı tersten belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Benden taraftan belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Diğer taraftan belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün trabzanları birini önden, birini arkadan belinden kavrayarak lastik uygulaması yapalım. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Trabzanlara bir önden bir arkadan belinden kavrayarak sıra sonuna geliyorum. Bakın son burada bir şu şekilde bir trabzan var. Benden taraftan belinden aldım. Trabzan yaptım. Buradaki de bakın diğer taraftan belinden trabzan olacak. Başlangıçtaki gözenek ile kaydırma tekniğiyle sıramı kapattım. Bakın düz bir görüntüsü oldu. Bir alt sırada trabzanı birleştirdiğimiz yer vardı. Başladığımız yerdeki bakın burada bir ayrılık görülüyor. Onu şu şekilde bir birleştirelim. Tek parça haline getirelim bereyi. Bakın şu şekilde ilmek attım. Artık bakın birleşim oldu. Boşluk görünmüyor. Üçüncü sıramızdayız. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sırada gördüğüm trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde belinden kavrayarak yapıyorum. Benden taraftan görüyorum. Benden taraftan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta bakın. Ters taraftan belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Benden taraftan görünüyor. Bu taraftan belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Bu sırayda trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde belinden kavrayarak devam edeceğiz. Bu sırada bütün trabzanları gördüğüm gibi belinden kavrayarak bakın sıra sonuna geldim. Kaydırma tekniğiyle kapadım. Artık lastik örgüsünü bitirdik berede. Siz isterseniz daha kalın da yapabilirsiniz bunu bir sıra daha giderek. Ama ben yapacağım berenin ölçüsü için bunu yeterli görüyorum. Bugün iki renkli bere çalışması yapacağız. Ama modeli yerleştirirken ilk sırada yine kendi rengiyle yerleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk gördüğüm gözeneğin içerisine trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine almadan yanındaki gözeneğin içerisine sık iğne yapıyorum.
İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer gözeneğin içerisine trabzan yapıyorum. Her gözeneğe birer defa batıyoruz. İpi tığın üzerine almadan yanındaki gözeneğin içerisine sık iğne yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Modeli bu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın, bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne şeklinde. Bir trabzan, bir sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar geldim. Bakın, son trabzan yaptım. Sık iğne yaptım. Başlangıç gözeneğiyle bakın trabzan yapmıştık. Onunla şu şekilde kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Berenin ilk modelinde yerleştirmiş olduk. Model bundan olacak arkadaşlar. Bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne şeklinde. Şimdi diğer renge geçiyorum. Bakın, diğer rengi bağlantı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, sağlamlasın. Örgüyü çeviriyorum. Tersten gidiyoruz bu sefer. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk gördüğüm gözenek, bakın, bir alt sırada sık iğne olan gözenek. Onun tepe noktasına trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki gözenek, bakın, bir alt sırada trabzan olarak yapılmış olan gözenek. Onun tepe noktasına sık iğne şeklinde batıyorum. Bu sırada işlemi tersine çevirdik. Bir alt sırada sık iğne yaptığımız gözeneğin üzerine trabzan yapacağız. Trabzan yaptığımız gözeneğin üzerine sık iğne yapacağız. Bakın, bir alt sırada sık iğne yapılmış. Hemen onun üzerine trabzan yapıyorum. Bir alt sırada trabzan yapmışız. Onun tepe noktasına sık iğne şeklinde batıyorum. Bakın, gördüğüm gözenek sık iğne yapılmış. İpi tığın üzerine alıyorum, trabzan yapıyorum. Sık iğne yaptım. Trabzan yaptım. Görüntü, bakın, bu şekilde oluyor. Sık iğnelerin üzerine trabzan, trabzanların üzerine sık iğne şeklinde bu sırayı devam edeceğiz. Bakın, trabzanın üzerine sık iğne yaptım. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Sık iğne, trabzan. Sık iğne, trabzan. Bu sırayı da sık iğnelerin üzerine trabzan, trabzanların üzerine sık iğne yaparak tamamladık. Bakın, başlangıç gözeneği ile artık birleştirebiliriz. Kaydırma tekniği ile sırayı kapattım. Yeşil ipe geçiyorum artık. Bakın, içerisinden geçiriyorum ilmeğin. Örgüyü çeviriyorum. Bakın, ilk gördüğüm gözenek bir alt sırada sık iğne şeklinde. Onun tepe noktasına trabzan yapıyorum. Bakın, gördüğüm gözenek trabzan, onun üzerine
sık iğne yapıyorum. Bakın sık iğne, buraya trabzan yapıyorum. Trabzanın tepe noktasına sık iğne şeklinde batıyorum. Trabzan yaptım. Sık iğne yaptım. Bakın şu şekilde birbirinin içerisine giren modeller elde ediyoruz. Berenin örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Düz tarafı burası. Bir sıra bu renk ile, bir sıra bu renk ile modelimize istediğimiz ölçüye gelesiye kadar devam edeceğiz. Benim yapacağım berenin yüksekliği için bakın şu şekilde bu lastik görünümünden itibaren bir 9-10 santimlik model yeterli olacaktır. Berenin yüksekliğini bir 9-10 santim kadar model örerek gelelim. Bir sırada bu renk, bir sırada bu renk yapıyoruz. Ve her sırada trabzanın üzerine sık iğne, sık iğnenin üzerine trabzan yapıyoruz. İki renkli bereyi lastikten itibaren ölçüyorum. Bakın hemen 10 santimlik bir örgü örerek bitirdim. Sıralarımızı trabzanların üzerine sık iğne, sık iğnelerin üzerine trabzan yaparak yaptık. Artık kesme işlemine başlayacağız bu baş kısmının ucuna doğru. Kesmelere başlarken bakın diğer renge geçiyorum. Sağlamlaştırıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yine aynı şekilde modelimizi yapacağız. Bir zincir çekiyorum. İlk gördüğüm gözenek bakın bir alt sırada sık iğne yapılmış. Onun tepe noktasına trabzan yapıyorum. Bakın sık iğne kesmesi yapacağım. Yanındaki gözeneğe batıyorum. İlmeği çıkartıyorum. Tığın üzerinde tutuyorum. Çekmiyorum. Yanındaki gözeneğe batıyorum. İlmek alıyorum. Bekletiyorum. Bakın 3 adet ilmek var. Üçünü bir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Trabzan yapıyorum. Tekrar kesme işlemi yapacağız. Bakın ipi tığın üzerine almadan yanındaki gözeneğe batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığın üzerinde tutuyorum. Çekmiyorum. Yanındaki gözeneğe batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığın üzerinde tutuyorum. 3 ilmek var bakın tığın üzerinde. Üçünü bir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir sık iğne kesmesi yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir sık iğnesi kesmesi yapıyorum. Bir trabzan. Bir sık iğne kesmesi. Bu sırayı başladığımız bu noktaya kadar bu şekilde bir trabzan, bir sık iğne kesmesi şeklinde devam edeceğiz. Trabzan yaptım. Sık iğne kesmesi yapıyorum. Son sırayı trabzan yaptım ve bitirdim bakın. Kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyoruz. Diğer renge geçeceğiz artık. Bakın şu şekilde kesme işlemi yaptığımız için berede yuvarlak bir şekil alıyor tepe noktasına doğru. Diğer renge geçiyoruz. Bakın geçtim. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk gördüğüm gözeneğe bir trabzan yapıyorum.
Yanındaki gözeneği yine aynı şekilde sık iğne kesmesi yapıyorum. Trabzan yapıyorum. İki ilmeği bir alarak sık iğne kesmesi yapıyorum. Bakın 3 ilmeği birlikte çıkartıyoruz. Bu sırayı da bir alt sırada yaptığımız gibi bir trabzan, bir sık iğne kesmesi şeklinde devam edelim. Trabzan yapıyorum. Sık iğne kesmesi yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Sık iğne kesmesi yapıyorum. Bir trabzan, bir sık iğne kesmesi şeklinde sıra sonuna geldim yine. Bakın, son sık iğne kesmesini yaptım. Başlangıç gözeneğiyle kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Diğer rengi geçiyoruz. Bakın, görüntüsünü bir görelim. Bu şekilde kesmelere devam edeceğiz. Diğer renge geçtim. Bir zincir çekiyorum. İlk gördüğüm gözeneğe trabzan yapıyorum. Takip edenleri sık iğne kesmesi yapıyorum yine. Trabzan yapıyorum. Sık iğne kesmesi yapıyorum. Bu sırada da bir sık iğne kesmesi, bir trabzan şeklinde devam edeceğiz. Belimizdeki ilmekler bitesiye kadar arkadaşlar bir trabzan, bir sık iğne kesmesi şeklinde devam edeceğiz. Trabzanlarda kesme yapmıyoruz. Sadece sık iğneleri kesiyoruz. Bütün ilmekler bitesiye kadar ipleri değiştirip sık iğne kesmesi trabzan halinde devam edelim. Kesme bölümlerini bakın keserek bitirdim ben. Artık yeterli bu. İpimi de kesiyorum burada. Örgünün bakın ters tarafını çeviriyorum. Bu renk ipimi de kesebilirim. Şöyle bir görüntü kaldı. Bunu ilmeği şu şekilde geçirerek kapatabiliriz. Ve bitti. Bereyi bitirdik bakın arkadaşlar. Tepe noktasının görüntüsü bu şekilde oldu. Giderek artan bir yuvarlaklar var bakın. Ama biz bunu tam tersi olarak azaltarak bu yuvarlak şekli elde ettik. Bu bereyi bu şekilde de kullanabilirsiniz isteyen arkadaşlar. Ama ben bugün bu tepe noktasına bir adet pompon yapmak istiyorum. En basitinden bir pompon yapalım. Bakın yeşil renk ile yapacağım ben arkadaşlar. İpi şu şekilde alıyorum. Elimde tutuyorum. Dört parmağıma ipi doluyorum. Pratik pompon yapacağız. Ve bitirdim.
Bakın parmağımdan çıkardığım ipi şu şekilde bir sarılmış ipimiz var. Tam orta noktasından, bu yuvarlağın orta noktasından şu şekilde bir ip yaptım. İki katlı olarak orta noktasından bağlıyorum. Buraya bir düğüm atıyorum. Tam orta noktasından kaydırmamaya dikkat edelim. İpi sağlam yapalım. Sıkıca bağlıyorum arkadaşlar. Daha sonra pomponun iplerini kestiğimiz zaman dökülme yapmasın. Ve bitti. İpi buradan kesiyorum. Bu katlı bölümler var. Bakın, katlı bölümleri büyük bir makas ile şu şekilde uç noktalarından kesiyorum. Bütün katları keselim. Elimizle düzeltiyoruz. Kesmediğim katlar var. Hem onları kontrol ediyorum, hem düzenliyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde tutuyorum pomponu. Artık pompon üzerinde düzenlemeleri yapacağım. Bakın şu şekilde fazlalıklarını alıyorum. Hem de pomponuma şekil veriyorum. İpi dolarken biraz az dolamışım arkadaşlar. Siz dolarken biraz daha fazla dolarsanız pomponun görüntüsü daha güzel olur. Bakın pomponumuz hazır. Bu belimizin bu tepe noktasına bunu geçireceğim şimdi ben. Bakın şu şekilde bağlamış olduğumuz ipler vardı. Onu tam orta noktasını bakın ayarlıyorum. Tepe noktasının buraya ilmeği geçiriyorum. Tam karşısına gelen yere bakın yine tepe noktasında tekrar tığ takıyorum. Pomponun diğer ucundaki ipi alıyorum, çekiyorum. Böylece ipleri iç kısma geçirdik. Sağlam bağlıyorum ve bitirdim. Bu ipleri artık burada kesebiliriz. İğne yardımıyla onu çekeceğim arkadaşlar. Bakın belemizi burada bitirdik. Ön arkası yok. Her yönde kullanılabilecek bir bele yaptık. Bakın hiç yeri belli değil. Dönüş yaptığımız yerler. Pomponuyla da çok şirin oldu. Artık belemiz hazır. Bakın görüntü olarak da modellerin trabzanları birbirinin içine giriyor. Bebekler için güzel bir model oldu. Böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Hemen belemizin bitmiş haliyle ölçülerini vermek istiyorum. Bakın enini ölçüyorum bu şekilde. 19 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Bu uç noktadan buraya kadar olan yükseklik 17 santim. 3-6 aylık bebekler için
Güzel bir ölçü oldu bu arkadaşlar. Bu bireyi benimle birlikte yapan arkadaşların ellerine sağlık. Yapacak olan arkadaşlara da kolay gelsin. YouTube kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.